Selam gençler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir piercing yaptırmaya gideceğiz. Ben zaten uzun zamandır yeni bir piercing istiyordum kulağımda. Yeterince yokmuş gibi ama olsun. istiyordum zaten yeni bir piercing deldirmek. Hazır devamlılığımız da yokken artık devamlılığa yeni bir piercing sokayım dedim. O zaman şimdi hazırlanıyoruz gitmek için. Şimdi hazırlandım, üstümü giydim. Piercing'e doğru yola çıkacağız. Bu arada kulağımın tam olarak şu dakika, ön kameradan göstereyim, böyle gözüküyor. Evet, kulağımın tam olarak şurasını deldireceğim. Buraya tragus deniyor. Buraya size kulak piercinglerinin bulunduğu yerler ve isimleri koyacağım zaten. Tam olarak burayı deldireceğim ama birazcık acıyor diye biliyorum. Umarım o kadar çok acımaz. Gidelim bakalım. Oh! Çamurcum yine. Şimdi bindik arabaya, piercing'e doğru gideceğiz. 1.5'da sanırım randevumuz var. Randevumuzu kaçırmamamız lazım. O zaman piercing'de görüşürüz. Bakın bakın, 2 dakika kaldı varmamıza. Ben korkuyorum, ne düşünüyorsun? Normal. Sence çok acıyacak mı? Acıyacak tabii ki. Aa, bir dakika, ya kulaklık takamazsam? Hayır, en büyük korkum bu. Ama bir şey diyeceğim. O zaman bir dakika, AirPod da takamam. AirPod takabilirsin. Ben ama oraya değiyor bak. Şuraya değiyor, değmiyor mu? Bence değiyor. Of. Şimdi geldik. Ben çok korkuyorum. Neden? Çünkü kulaklık takmak istiyorum. İlk önce ne yapacağız sanırım? Kulağına takılacak küpeyi seçeceğiz. Ama ben önce seçeceğim. Hadi bakalım. Şu septuma takılanların küçüklerini takıyorlar. Tamam. Bunlardan tercih edelim. Tamam, olur. Tamamdır. Ben şimdi bir sterilizasyon işlemi yapacağım, ondan sonra seni alacağım. Hadi yan işaretlerini yapalım. Sağ mı sol mu? Sol. Tamam. Şimdi konuşabilirsin mesela. Ne diyeyim ki? Bak ne bakalım demem istersin? Bence gayet. Ne oldu şimdi? Ne yapıldı? Şimdi işaretlemesi yapıldı. Doğru yerden delindiğine emin olmak için. Bakalım. Düz de oturuyor. Tamam. Ben bir an diğer tarafa geçiyorum. Şimdi spray sıkacağım. Yağlı üstüne sıçacağım. Hoş bir siyah tüm. Birazcık küçük de. Kalkayım mı maske? Çıkart maskeni, bir de saçını tutarsan sanırım. Şimdi bu pensle sıktığımı hissedeceksin. Hı-hı. Ama iğnenin girdiğini hissetmeyeceksin. İnşallah. Tamam. Kapatalım anneciğim, hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Tamam. İyiyim. Kulağımda boru var. Nasıl hissediyorsun? Şu an çok hissetmiyorum. İyiyim. Girdi mi? Aha, girdi. Şimdi piercing girecek.
olabilir. Geçme. Topunu takacağım ve şampunu takacağım. Çekme ki. Hani şey yapabileyim. Tamam. Şimdi kafası takılıyor herhalde değil mi topçu? Hı hı. İyi misin? İyiyim. Bence onun acı spreyin etkisi geçinecek, gelecek. Buna geliyor şu. Spreyin etkisi geçtiğinde onun acısı da geçmiş oluyor. Aa süper. Üç tane kötü sterilizasyonu yapayım. Dezenfekte yiyin kulağımı. İki gün kesinlikle su değmeyecek. Tamam. Ekstradan bir krem, ilaç kullanmanıza gerek yok. Şey sprey verecek misiniz? Fıskırtmış yok, gerek yok. Tamam. Etrafıma çok fazla böyle beyaz ölüleri birikirse çok tuzlu bir suyla ve kulak çöpüyle etrafı temizleyebilirsin. Tuzlu suyla, okey. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Hadi kalk bak aynaya. Yaşasın. Mutlu oldum. Güzel oldu, hayırlı olsun. Çok acım. Tahmin ettiğim kadar acımadı bence. Bence yalnız. Sen çocuğun var. Ne kadar tahmin ettiğini bilmiyorum. Doğa abiye teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sevdim yeni kesimdim. Ve şimdi Doğa abiye birkaç tane soru soracağım. Genelde buraya gelen insanların yaş ortalaması ne? Yaşım şöyle bir şey var. Özellikle senin yaş grubunda kızlarımız geliyor. Tabii ailelerin kontrolü altında. Çünkü bizim 18 yaşından küçük kimseye işlem yapma hakkımız yok. Ailelerin müsaade ettiği kadar yapabiliyoruz. Ama çoğunluk 16-25 yaş arası diyebilirim. Peki en çok istenen, talep edilen piercing hangisi? En çok talep edilen piercing sanırım bu sene Trabzon odası var. Çok senin var. Delimini yaptığımız yer. Yani günde en az 3-4 kişiyle Trabzon delimi yapıyoruz. Hı. Bir ara işte helix modaydı, bir ara kaş çok modaydı. Kaşın modası böyle bir 7-8 sene önceye dayanıyor. Bu son zamanlarda yok. Bir ara göbek modu oluyor. Ya bu dönemsel bir şey. Özellikle ben bunun Türk dizilerinin de çok etkisinin olduğunu düşünüyorum. Şu anda mesela dizilere bak, bütün oyuncuların Trabzon piercingleri var, şeyleri var. İnsanlar da bundan çok etkileniyorlar tabii ki. Onu da var, ben de bilmiyorum. Ya insanlar ekranda gördükleri şeyi istiyorlar. Mesela bir dizi çıkıyor, o dizide bir sembol oluyor. Mesela hiç yapmadıysam 150 tane çukur sembolü yaptım, dövme olarak. İşte atıyorum, çok tutulan bir dizide bir kadın kulağının her yerine piercing oluyor. Herkes o kadının fotoğrafıyla birlikte geliyor, aynısını yapabilir miyiz diye. Yakında ben de camları asacağım işte, bilmem kimin piercinginden gelmiştir bana diye. Piercing isimleri de öbürek, şunun piercingini istiyorum. Evet. Peki benim çok istediğim bir tane daha piercing var, o da septum piercing. Ama canım annem sağ olsun izin vermiyor. Ya septum çok korkulacak bir piercing değil. Şöyle... rahat bir piercing. Yani okuldayken veya herhangi bir ciddi bir ortama girmen gerektiği zaman gizleyebiliyorsun. Evet, içeri katlanabiliyor. O yüzden çok etkili bir piercing. Ama İlişim tabii... İlişim süresi ve... Ya ortalama olarak septum en kolay iyileşen piercinglerden bir tanesi çünkü direkt deri piercingi. Herhangi bir kıkırdak dokuyu veya herhangi bir sert dokuyu delmiyoruz. Direkt olarak bir deri piercingi. Yani Trabzon'dan bile daha kısa sürede iyileşir. Bir hafta 10 gün içerisinde iyileşir çoğunlukla. Tabii bu bakım ve üzerine darbe alıp alınmasıyla da alakalı. Ama güzel bir piercing yani. Çok tercih edilen. O zaman şöyle bir şey söylüyorum. Buradan. O zaman şöyle bir şey söylüyorum. Bu videoya eğer 7500 like gelirse söz veriyorum septumumu deldireceğim. Annem onaylıyor musun? Kemküm. Evet evet. Hadi bakalım. Tamam. Bu videoyu izleyen herkes beğenebilirse septumumu deldirebilirim. O zaman 7500 like sonra görüşürüz. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi eve geri dönmek için arabaya bindik. Doğa abinin gerçekten eli çok hafifti ve sadece küpeyi geçirirken birazcık acıdı. Onun dışında hiç acımadı diyebilirim. Çok güzel oldu. Çok mutluyum yeni piercingim için.
Ha bu arada az önce bahsettiğimiz gibi eğer bu videoya 7500 like gelirse septumumu deldirebileceğim. Septum da burada fotoğrafını koyarım bilmeyenler için. Umarım 7500 like gelir. Çünkü ben bu piercingi bayağıdır istiyordum ama annem izin vermediği için yaptıramıyordum. Zaten bu videoyu izleyen herkes birer like atarsa deldirebilirim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ben de burnumu deldirebilirim. O zaman hoşça kalın.